İyi sabahlar, gününüz güzel olsun. Bir haftayı yine öyle iyisiyle kötüsüyle geçirdik. Sevgili Sami'den sonra stüdyoda yerimizi aldık. Bu hafta iki özel konuğum var yine. İlk bölümden sonra tanışacaksınız. Çok iyi tanıyorsunuz ama çok güzel haberlerini paylaştık. Sevgili Mustafa Evirgen'in fotoğraf sanatçısı. Altın madalya alındı. Orada neler yaşandı ve bu altın madalyanın öncesinde neler oldu, aslında onları konuşacağız sizlerle. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk sevgili. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Ben şunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi az sonra biz bu altın madalyayı evet konuşacağız ama hani böyle gazetelerde, haberlerde dinlediniz. Mustafa Evirgen çok güzel fotoğrafıyla altın madalya aldı geldi. Aslında altın madalya geçen sene alındı. Ve sevgili Mustafa bu seneki yarışmada jüri üyeliğini yaptı. Hani artık madalyasını da oraya gideceği için normalde gönderilir. Az sonra sizlere aktaracak zaten sevgili Mustafa bunları. Orada hem madalyasını aldı, ödülünü aldı, hem de bu seneki yarışmada jüride yer aldı. Bu süreci konuşacağız. Hani biz böyle gazetelerde okuduk, ödülünü aldı, altın madalya aldı. Evet. Meğer o değilmiş. Yani, geçen bu, sene. Geçen seneki yarışmada kazandığı madalyaydı. Evet. Normal şartlarda da onu gönderirler bize. Fakat bu şeye davet aldığım için, yani oraya beni davet ettikleri için orada vereceklerini söylediler. Dolayısıyla bir, yani bir seneye yakın sonra madalyamı aldım. Ya. Gecikmeli ama güzel bir ortamda, evet, alındı yani Mustafa. Güzel, çok güzel bir çok etkinlik bir çerçevesinde. Evet. Yani çok büyük bir etkinlik yaptılar. Evet. International Union Photographers diye bir kurumdur bu. Hı hı. Ve dünyadan sanırım 44 ülkeden, farklı ülkeden 200'ün üzerinde fotoğrafçı geldi. Ve onların öncesinde biz jüri üyeleri olarak, o da tahmin ederim 15 veya 16 ülkeden 22 jüri üyesiydi. Hı hı. Biz birkaç yıl önceden gittik, yarışmayı değerlendirdik ve yarışma sonrası da etkinliklere geçtik. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yani kendi adıma çok mutluyum. Tabii çok gururluydum. Ülkem adına da. Tabii ki biz de. Hani çünkü geçen sene sen o yarışmaya yani adaylardan bir tanesiydin. Bu sene seçici olarak katıldın. Seçici olarak katıldın. Evet. Güzel bir duygu. Dünyanın pek çok ülkesinden çok değerli fotoğraf sanatçıları, bu işin artık ehli dedikleri. Evet, yani bütün kalbur üstü fotoğrafçılar ya. Oradaydı. Nasıl geçti bu süreç? Hani o az sonra gösteririz fotoğraflarını, ödül alan fotoğrafımızı da. Çünkü her zaman böyle fotoğraf sanatçılarına sorduğum soru şu. Hani bir fotoğraf, bunu göndereyim denir ama kaç tane fotoğraf içinden seçmek, bu mu bu mu diye eminim çok zorluk yaşanır fotoğrafçılarda. Kesinlikle, yani elinizdeki fotoğraflara göre en iyisini seçmeye çalışırsınız göndermek için. Bir de düşüneceksiniz ki dünyanın her yerinden yarışmacı katılır. Onlarla yarışacak. Yani onların biraz ilerisinde olması gerekir fotoğrafınızın diye düşünüyorum. Kendimize göre bir şeyle seçiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yani artık oradaki jürinin takdirine kalır artık her şey. Hani şey vardır ya, eskiden hani karanlık odaya konurdu, bir heyecan beklenirdi. Şimdi mesela pek çok fotoğrafçıyla konuştuğum zaman şey derler onlar hep. Sileriz, görürüm ne olduğunu. Bunu istemem, bunu istemem, bunu istemem. Hangisi derim daha heyecanlıydı? O karanlık odaya girmek mi, yoksa şimdiki teknolojiyle fotoğraf çekmek mi? İkisinin tadı karanlık farklı odanın derler. Tadı farklı. Şimdi şansınız nedir? Görürsünüz, beğenmezsiniz, bir daha çekersiniz. Ama sonuçta yani karanlık odada belki biraz sonucu görmek için beklerdiniz ama orada da mutlaka bir şeyler yapılırdı karanlık odada. Şimdi aynı şeyleri bilgisayarda programlarla yapıyoruz. Bir de ne var Mustafa? Bilmiyorum. Teknoloji artık o kadar çok gelişti ki ve şey vardır. Fotoğraf çekerken bir kare çekilir ve fotoğrafların üzerinde bir takım oynamalar artık yapılır. Ama evet, onu da her zaman böyle sizlerden öğrendiğimi ben bu ekrandan söylüyorum. Tadında ve doğru şekilde. Doğru şekilde yapılır. Hani özünden bir şey kaybederse benim oynadığım zaman derdi arkadaşlar. Bu değil. Şimdi ne yapmak istediğinize bağlı esasında. Evet. Yani belki o çektiğiniz fotoğraf iyi bir fotoğraftır. Ufak tefek düzenlemelerle, renk ayarlarıyla falan yaparsınız. En iyi duruma getirmeye çalışırsınız. Ha, bunu aşırı kaçırsanız belki o anda görmezsiniz ama başkaları baktığında orasını çok kötü görebilir o fotoğrafı.
Hele ki de fotoğrafı bilen birisi ise. Fotoğrafı bilen birisi ise. Ki eğer yani yarışmalara falan katılırsanız çok büyük ihtimalle fotoğrafı bilen birilerinin karşısına gelecek o. Evet. Sevgili Mustafa'dan ben rica ediyorum, yönetmenim Mustafa'dan. Bizim hazırladığımız görüntüler vardı sevgili Mustafa ile ilgili, fotoğraf sanatçısı Mustafa ile ilgili. Onları şöyle bir izletelim sizlere. Pek çok kare var. Daha çok var ama bazılarını sizlerin karşısına getireceğiz şimdi. Sonra sohbetimiz devam etsin. Thank you.
Evet, son karedeki fotoğraf senin için çok özel. Evet. Onu buradan söylemek istiyorum. En son iki defa zaten yayınladım o fotoğrafı bu seri içerisinde. Çünkü bu son, en son gördüğünüz geyikli olan fotoğraf, bir tane fotoğrafımız daha var sevgili Mustafa, 60 olmam lazım sana, ödül alan fotoğraf diye. Onu ekrana getirebilirsek, evet, kalalım burada. Bu ekranda izlediğiniz fotoğraf sevgili Mustafa için çok özel. Çünkü evet, bu yüzüncü ödül. Yüzüncü ödülümü aldığım fotoğraf. Ödülünü aldığı fotoğraf çok değerli onun için. Hani artık kaçlara geldi sevgili Mustafa ödüller? Şuna 180'in üzerinde. 180'in üzerinde ama bu yüzüncü ödülümüzün fotoğrafıydı. Bunu özellikle kısmet, böyle sona... Kısmet olur da 200 de olursa o zaman 200. fotoğrafta özür olacak. 200'leri konuşuruz seninle daha nicelerine. Şimdi bu yarışmalara katılmak zor mu Mustafa? Hani zor mu derken şöyle sormak istiyorum. Çünkü... pek çok fotoğraf sanatçısı arkadaşımla konuk alıyorum. Sağ olsunlar, sen gibi kırmadı onlar da. Hep geldiler, birlikte olduk, konuştuk ama ne yazık ki bizim ülkemizde sanat yapmak hangi dalı olursa olsun zor şartlar vardır. İşte ressamıyla konuşursun, sergisini açacak ya da yurt dışına bir sergiye gidecek, zorlanırlar. Heykeltıraş arkadaşlarımla konuşuyorum, aynı fotoğraf sanatçılarıyla aynı. Çünkü hani uluslararası pek çok yarışmaya katılıyorsunuz. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Evet. Hani evet, bir fotoğrafı artık bu sosyal medya üzerinden, internet üzerinden de yarışmalara katılıyor. Tabii gene de internet üzerinden katılıyoruz. Ama o bu değerli ödüller de geliyor. Evet. Gel gör ki işte gitmek gerekiyor. Hani katkı, sponsor hep konuştuğum noktalarda. Bunu seninle de birazcık konuşmak istiyorum. Tabii. Çünkü çok zorlandığınız noktalardır. Sergi açmak, işte çok değerli fotoğraflar vardır, onu kitaplaştırmak. Mesela bu süreçten konuşalım. Bu yarışmaya gitmek Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği'nin Çin'de düzenlediği bir yarışmaydı, evet, yanılmıyorsam. Evet. Ve sen hani hem ödülünü gidip aldın, hem çok özel bir gecede, sadece, çok özel bir noktada bulundun. Sadece yarışma değildi bu. Yarışma yapılan büyük bir etkinlik çerçevesinde, evet, sadece bir bölümüydü. Yani o bölümde dediğim gibi işte jüri üyeleri vardı ve onun dışında da dünyanın farklı ülkede, 44 farklı ülkesinden gelen 200'ün üzerinde fotoğrafçı vardı. 200'ün üzerinde. Evet, orada forumlar yapıldı, sergiler açıldı, söyleşiler yapıldı. Yani büyük bir etkinlikti. Bizim sadece yani jürilik bir bölümüydü sadece orada. Yani biz birkaç gün önceden gittik bu etkinlik için. Hı. Jüri görevimizi tamamladık ve esas etkinliğin olacağı yere geçtik. Hı. Ve orada işte dünyadan gelen diğer fotoğrafçılarla birlikte etkinlikler yapıldı. Sergiler açıldı. Kitaplar imzalandı, dağıtıldı. Ya. Forumlar yapıldı, söyleşiler yapıldı. Şeyler var mı Mustafa, böyle yurt dışına katıldığınızda ve de hani dışarıda da konuştuk, mesleki açıdan hani fotoğraftır mesleği, evet, fotoğraf çeker, hayatını onunla
idame ettirir. Çektiği fotoğraflar, işte çalışmaları falan filan. Hani bizim burada imkanlarınız dolayısıyla çok çok iyi şeyler yaptınız. Her zaman konuştuk sizlerle ama hani eksiğimiz budur bizim. Bu da olsa çok daha iyi yerlerde oluruz. Konuşmalarınızda, konuşma sonrasında çıkardığınız şeyler var mı fotoğrafçılık adına? Ben mesela Çin'de gördüğüm, yani devlet destekli oluyor, evet, birçok şeyde. Çünkü bugün dünyada birçok yarışmalarda, hı hı, Çin'de çok güzel başarılar elde eder. Evet. Ama dediğim gibi bazen ormanın içerisinde adamlar stüdyo kurar. Ya. Öyle bir ortamda dumanlar gelir, mankenler gelir falan yapılır. Ve bunlar hep devlet destekli. Çünkü sonuçta bu kültür, bu ülkeyi tanıtıcı bir şeydir. Ya, evet. Bizde maalesef. Yok. Hani görüyorum, çoğu zaman da konuştuk. Buradan sevgili Yıltan abime de çok selam gönderiyorum. Yıltan Taşçı'ya da. Hani selam sizin olsun. Böyle çok güzel bir grubunuz var. Ve yaklaşık 3 yıldır çok özel bir çalışmanız da var. Evet. Yıltan abi ne zaman görsem, Yıltan abi ne zaman diyorum, biraz daha hazırlıklar devam ediyor dedi. Hani bunu da konuşalım sizinle. Nedir şey? Bunu sizden dinleyelim. Yani ben özel bir çalışmaları var dedim. 3 yıl falan oldu. Biz Kıbrıs'taki gurbetleri, evet, çalışıyoruz. Hani bildiğiniz gibi gurbetler ayrı bir kültür, bir değerdir. Kesinlikle. Bu toplumda. Ve gözlemlediğimiz yavaş yavaş kayboluyor bütün onların da gelenekleri. Yani. Kayboluyor. Yani tahmin yerleşikaya geçiyorlar. Eski... Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yani zaten eskiden yaptıkları kalaycılık vardı, şişçilik vardı falan. Bunları bulamadık zaten doğru dürüst. Ki eskiden ne kadar vardı? Eskiden, kapılarımızı çalarlardı. Evet, köy köy gezerlerdi. Evet. Gerek şişçide, gerek kalaycılığa gelirler, köylere gelirlerdi. Ben hatırlarım yani. Gelip çadır kurarlardı ve 3 gün, 5 gün bütün köyün kazanlarını, tencereni kalaylılardı ve giderlerdi. Şimdi kalmadı artık o. Çok az görülmeye başladılar, yanılmıyorsam. Çok az görülüyor. İşte biraz hurdacılık yaparlar, biraz portakal falan satarlar, karpuz satarlar. Onun dışında pek bir şeyleri kalmadı. İşte biz de dedik ki yani en azından ne kadar bir şeyleri kaldıysa onları bir kayıt altına alalım. Sanırım sonuna da geldik sayılır neredeyse. Bu senenin içerisinde bulur muyuz bir sergiyi? Bu sene eğer bizim niyetimiz hem sergiden önce ama istediğimiz bunu da bir kitap haline getirmek. Çok güzel. Eğer gerekli sponsoru bulabilirsek. İşte gerek bak. Bakın görün yine geldik sponsor konusuna. Hani bu kadar değerli bir, yani bizim kültürümüz olan bir çalışma gurbetler. 3 yıl az bir zaman değildir. 3 yıl gibi bir süreç ve artık öyle her yerde de bulunmuyorlar. Çünkü Yıltan abiyle konuştuğumda bir keresinde de sizinle konuşuyordum ya. Evet. Zaman zaman çıkıyoruz ve bazen zorlandığımız noktalar da oldu demişti Yıltan abi. Olur, çekerken. Hem çekerken olduğu bazen insanlar haklı olarak da ben hak veriyorum. Tepkili fotoğrafçılara. Ya. Herhalde o ortamlarının bazen basına yansır, hoş karşılamazlar. Bizi de bazen genelde şey zannediyorlardı, gazeteci zannediyorlardı ilk zamanlar. Öyle mi? Onun için biraz tepkiliydiler. Basındaki arkadaşlara edince, şey olmasın, evet, ama. Biraz konuşunca, projemizi anladınca büyük bir çoğunluğu izin verdi yani, onay verdi ve çalıştık. Şimdi bir anladığım kadarıyla kaldı sponsor. Hani önce kitabımız inşallah elimize gelecek. Evet. Sonrasında da sergi. İşte geniş kapsamlı bir kitap düşündük ve o kitabın içindeki bazı fotoğraflar da sergi olarak. Yani yapacaksa büyük ihtimalle ikisi bir anda çıkacak. Bu kadar zaman beklendi, anlıyorum. Yani en iyisi olsun. Çünkü uzunca, evet, bir zamandır emek verilen bir çalışma bu. İstediğimiz kalıcı bir şey yapalım, evet, bir, evet, kitap olarak. Arşiv. Arşiv olarak. Evet. İnşallah başarabiliriz. Başarılır. Bu kadar zamandır beklediniz. Yani biz üzerimize düşeni yaptık. Artık buradan başardık. Söyleyebiliriz sponsorlar. Biz buradayız demenizi bekliyorlar. Ona. Evet, yani bekliyoruz. Çok haklısınız. Çünkü yani dedim ya size, gerçekten bu ülkede sanat yapmak çok zor. Çok zor. Sanat yapmak zor değil. Yapılır. Gerekli imkanlar sağlanırsa yapılır. Çok kolay. Ama ondan sonrası mesela bir sergi aşaması ve ne bileyim bir yurt dışında temsil olarak gidip, evet, gösterilmesi veya sergilenmesi, onlardır zor. Yoksa yapmak zor değil. Yani eğer içinizde varsa, gönlünüzde varsa yaparsınız. Tabii ki. Ama paylaşamadıktan sonra çok bir değeri kalmaz. Mutlaka hani bu kadar emek verilir. Hani hangi işi yapsan bugün, hani sonucunda dersin ki yani ben bunu yaptım, göstermek istiyorum. Evet. Hani paylaşmak istiyorum. Bu kadar emeğin sonucu da budur. Çıkan zaten, bu. Sanatta yani paylaşmak içindir. Evet, evet.
Zaten. Karışmadıktan sonra pek bir değeri yok. Var mı başka yarışma şu anda böyle hani sonucunu beklediğin ya da katılmayı düşündüğün Mustafa? Çünkü senle ilgili birazcık hani bildiğim kadarıyla böyle her yarışmada yoksun sen. Yok, sanırım bu sene ikinci sene oldu. Ben Kıbrıs'taki yarışmalara katılmıyorum. Daha çok yurt dışındaki yarışmalara. Hı hı. Yeni gönderdiğin böyle sonuç beklediğin var mı buldu? Yani bu haberimiz dışında. Var. Şu anda iki tane yarışmadan sonuç beklerim. Biri hala daha birkaç gün daha var kapanmasına yarışmanın. Evet. Bir tanesi bitti. Onun sonucunu bekliyorum. Kısmet artık. Bir de seninle de konuşmak istiyorum. Şimdi artık böyle elimizde bu cep telefonlarımız. Onların bile kalitesi arttıkça artıyor. Evet, çok güzel de fotoğraf çekiyorlar. Çok güzel de fotoğraflar çekilir ama ben her zaman programımda şunu konuştum. Gelen konuklarıma da söyledim. Ve çok da dikkat ettiğime inanıyorum. İşte fotoğraf sanatçısıyım. Şair, müzisyen, ne bileyim ben yazar. Bu title'ları almak o kadar kolay değil. Hani şimdi ben sevgili Mustafa ile çıksak desek ki tamam al bir fotoğraf makinesi desen. Bir süre böyle onların yanında çalışsam diyorum öğrenmek adına. Ve yani artık iyi kötü bir şeyler çekmeye başladım. Kısa bir süre sonra fotoğraf sanatçısı Çamay Çiçekseven'in fotoğrafı. Şimdi oldu mu bu? Olmadı. Olmadı. Hani bir hak denilen bir şey var. Kolay değil onları. O sanatçı title'ını almak. Kesinlikle. Çünkü tabii bir takım, özür dilerim, bir takım sergilemenin olması gerektiğini biliyorum. Fotoğrafçılık adına ne bileyim şu kadar sergi açılması lazım, şu kadar ödül sahibi olmak lazım gibi bir takım kriterleri var. Sonuçta bir birikim olması lazım. Yani herkes, dediğimiz gibi bugün herkesi cebinde telefon olan herkes fotoğraf çeker. Hepimiz çekiyoruz fotoğraf. Çok da güzel fotoğraflar çıkar bazen. Evet. Ama o yani kendi çevrenizde veya bir hatıra amaçlı çekilen fotoğraflardır. İşin sanat yönüne, tabii ne kadar da sanat diyebilirsek, sanat yönüne geçmek için belli bir birikim gerekir. Hani bir de şey vardır herhalde, hani bunu bilmiyorum katılır mısınız? Fotoğraf makinesi, şimdi bir mekana gitsek, yani bir yere gitsek, bir şey çekecek olsak, aynı noktayı deseniz ki bana, hadi Çamay, bunu çekiyoruz. İkimiz aynı kareye baktık. Aynı klik çektik. %100 sizinkiyle benimki mümkün değil aynı olması. Ve şuna inanıyorum. Siz çünkü fotoğraf makinesine hükmedenlerdensiniz. Ben bunu istiyorum senden ayarıyla. Tabii şimdi makinenizi tanımazsanız, nerede ne ayarlarda ne yapmanızı bilmezseniz, doğrudan başka yani cep telefonundan da aynı kareye çekersiniz. Onun gibi dünyanın bir şey. En pahalı makinesinden de aynı kareye çekersiniz. Ama eğer bir bilginiz, birikiminiz, makineye hakimiyetiniz yoksa istediğiniz etkiyi veremezsiniz. Bugün mesela üniversitelerimizde bu bölümler ya artık ki önceki 2-3 hafta önceydi yanılmıyorsam aldım ben konuk yakında üniversitesinden mezun olacak olanların sergisini almıştım. Çok da güzel çalışmalar var. Hani gerçekten bu işi yapmak isteyip de hani özüne inip o makineye hükmetmeyi öğrenenler artık var. Var hani, yani sadece okumayla olmaz. Tabii ki. Yani, tekniğini almak. Yapmak, makineyi tanımak şart. Yani okursunuz ders konularını, teorini bilirsiniz ama uygulamaya geldiğinde eğer yoksa bir birikiminiz, bir hevesiniz sadece orada kalır, teoride kalır. Bir gün sevgili Zerrin ablayı, soy ismini de unuttum, buradan özür diliyorum. Zerrin'dir Dilek. Evet, onunla sohbet ettim. Ben tanıdığım zaman inanamadım. İnanamadım. Hani dediler ki işte Zerrin ablamız var, Çamay. Korkunç birisi. Ya dedim tanıştırır mısınız beni? Hani böyle içi içine sığmayan ama yaşı da hani büyük. Yani gençlerde olması gereken. Aynen öyle. O heves, o yok böyle bir şey yoktur. Yani çok kendine bu işe adamış gibi. Aynen öyle. Ve devamlı da arayış içinde. Şeyleri söyledi çocuklar, işte dernek içinde Photoshop öğreneceğiz diyor çocuklar. İşte geldiler diyor, bize anlattılar diyor. Bizden diyor çok heyecanlı Zerrin abla ve ilk çalışmaya başlayıp da yapan Zerrin abla takılıp da diyor ona gidip sorular sorduk Zerrin abla bu nasıl yapılır diye. Ve ben onun büyük anda çekimini yaptım.
emekli olduktan sonra Çamay diyor. Yani boş girmek istedim diyor derneğe. Hani fotoğraf çeker miydik? Çekerdik diyor eski makinelerle. Ama demiş ki hani evde boş oturacağım ama fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Hani ben bir tekniğini öğreneyim. Ama dernek içerisindekiler ne diyor Zerrin abla için? Sonu yok. Zerrin abla sürekli bilgi yükler. Evet. Sürekli. Devamlı bir arayış içinde. Yani evet. Devamlı yeni çalışmalar yapmak içerisinde ve takdir ediyorum yani. Ben şeyini çok sevmiştim. Arkadaşlar anlattığı zaman işte doğaya çıkmışlar. Gezi yaptık diyor. Otobüsten diyor koşarak bir çıkış var. Zerrin ablanın diyor hani malzeme var orada çünkü ve çok güzel şeyler de yakalıyor. Evet yakalıyor. Benim. Çok değerli de sergilemeler aldı. Ben yani hayranlıkla anlatıyorum onu. Görüyorum şeye de katılıyor artık. Tabii. Uluslararası yarışmalara da evet, katılıyor. Evet evet. Şeyi gösterdi. Güzel sonuçlar da alıyor. Hayır Zerrin abla şeyi gösterdi. Hani yaşı yok bu işin. Kesinlikle. Yani bu işin de yaşı yok. Kesinlikle. Hani gençler de katılır ama gençlerle birlikte çok büyük keyif alarak yapıyor bu işi. Hani gencim ya da ben işte emekli oldum. Bir şey yapamam artık evimde oturayım yılların yorgunluğu işte demedi. Bir istek varsa içinizde ve onu doğru yönde kanalize ederseniz bence her şey olabilir. Çok dernek sadece var. Sadece fotoğraf için değil. Sevgili Mustafa hani ülkemizde çok değerli fotoğraf sanatçıları geliyor, sohbetler yapılıyor, işte teknikler anlatılıyor ve dikkat ediyorum genç kuşak yavaş yavaş böyle hani cep telefonuyla bu keyfi yapıp bu işi büyütmeye başladılar. Hani dernekler ya da işte abilerine sizlere geliyorlar, soruyorlar nasıl yapabilirim diye. Nasıl bakıyorsun sen ülkemizde fotoğrafçılık sanki böyle birazcık... Özellikle son zamanlarda çok büyük bir ilgi oldu ve bu ilgi artarak da devam ediyor. Evet. Yani sadece gençler değil orta yaşlı insanlar da sonradan bir heves edip de şey diyor yani bir moda gibi bir şey oldu artık fotoğrafçılık çok büyük bir talep var öğrenme istekleri de var yani kimileri derneklere gidiyor kimisi özel dersler alıyor hani şey var mı Mustafa böyle ülkemizin içerisinde devlet fotoğraf yarışması var. Böyle pek çok yarışmalar ülkemizde de düzenleniyor. İşte en büyüğü devlet fotoğrafçısı Özatay var. Yıllardır o da. Başka neler vardı? Yani ülkemizde de var. Mesela daha önce belediyenin yaptığı, Limasol Bankası'nın yaptığı yarışmalar vardı. Şimdi Kadın Emeği diye bir yarışma var galiba. Evet, o var. Evet. Yani artıyor. Yani ilgi arttık sonra sunacağınız, paylaşabileceğiniz yerler de artar. Yani belli bu arz talep meselesi. Kriter var mı yurt dışındakiler için? Hani katılacak olanlar için. Şunun sonrasında artık katılmak daha iyidir. Hani dünyaca ünlü fotoğrafçıların fotoğrafları var çünkü. Var. Belli bir kriter yok esasında. Yani eğer elinizde güzel fotoğraflar varsa, kendinize güveniyorsanız gönderirsiniz. Sonuçta orada da bir seçici kurul var. Farklı kategoriler var. Yarışmalara göre kimisinde yani genelde renkli ve siyah beyaz hemen hemen her yarışmada var. Onun dışında doğa yarışması var. Travel kategorisi, seyahat kategorisi Seyahatler. Var. Başka neler var? Manzara kategorileri var. Kreatif yarışmaları var. Evet. Yani yarışma çok. Yani elinizdeki her fotoğrafa göre bölümden mutlaka çıkar. Siz en çok neyi çekmekten böyle keyif alırsınız? Yani var, doğa da var, o da var ama en çok yani en çok çekerken... insan benim için olmazsa olmaz. İnsan. Yani diğer fotoğraflar da olur ama bence insanın olduğu fotoğrafın duygusu bambaşkadır. Zor mu böyle çekmek? Hani çok şey görüyorsunuzdur. Hani bunu çekmem lazım deyip de habersiz fotoğraf mı daha güzel yoksa hani konuşup çünkü sizin de başınıza gelmiştir belki de ki onun hikayesini sizden dinlemek istiyorum. Fotoğraflarımızın arasında vardı. Hani kimisi insan çektirmek istemeyebilir. Kimisi diğer fotoğraf sanatçılarla konuştuğumda hani biraz sohbet ediyoruz. Ne amaçla olduğunu söylediğimiz zaman yine yakalayabiliyorum o pozu. O anki olmasa bile. Genelde yani, bizim ülkemizde veya bizim ülkemizin seviyesindeki kültürlerde insanlar daha hoşgörülüdür. Yani, bir fotoğraf çekmek istediğinizde daha hoşgörüyle yaklaşırlar, izin verirler. Yani bugün Avrupa'da bir insan fotoğrafı çekmek çok zordur. Çok. Yani kimseye gidip de sokakta fotoğraf çekemezsiniz. Evet. Yani, mutlaka bir tepki alırsınız. Evet mesajlar var gelen. Semra Bayhan'ı
izliyor bizi. Çok duygu yüklü fotoğraflar. Teşekkürler sevgili Semra. İyi seyirler diyoruz. Sevgili Nedim izliyor. Nedim Enginsoy izliyor şu anda sizi. Dediğim gibi Sayın Yağız Adal Great Photos diye yazmış. Bizler de iyi seyirler diyoruz. Bu güzel fotoğraflar, daha çok fotoğraf vardı ama işte tadımlık böyle getirdik. Sergilerini gidip izlemek gerekiyor. Dediğim gibi bakıyorum artık, heyecan çok. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü zaman öyle bir zaman ki, dışarıda öyle tehlikeli bir hayat var ki, gençler adına özellikle. Beni çok mutlu ediyor. Bu tarz etkinliklerin, derneklerin içerisinde bu çocuklarımızın böyle büyükleriyle beraber. Kesinlikle. Haftanın belirli günlerinde. İşte, dernek toplantıları olur. Evet. Orada eğitimler olur. Evet. Gösteriler olur. Yani bunlar katılsın, el başka yerlere gidip de kesinlikle vakit geçirerek bu gibi şeylere üretirler de bir şeyler. Bence çok daha iyi olur. Evet. Size var mı böyle gelip şey, Mustafa abi şöyledir de böyledir de, vardır mutlaka fikir. Zaman zaman soranlar olur. Ben yani elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışırım. Kaç yaşında başladınız Mustafa? Benim, ya da nasıl başladı fotoğraf süreciniz? Hikayeniz. Ortaokul yıllarındayken bizim yurt dışında yaşayan bir köylümüz vardı. Her zaman anlatırım bunu. Tatile gelmişti de giderken bir küçük makinesi vardı. Onu satmak istediler. Benim haberim yoktu. Babam gördü ve aldı bana. Sordu yani, işte alayım. Al dedim. Öyle ya, küçük bir kompakt makineyle başladım. Bir süre sonra baktım yani güzel bir şey bu. Hoşuma gitti. Keyif vermeye başladı. İşte onu sattım. Daha büyük bir profesyonel makine aldım. O zaman işte gücümüzün yettiği Zenit makineler vardı. Onlar o zamana aldım. Göre o da iyi o zamana ama. Göre. Bir süre onunla devam ettim. Bir de bizim köy yerinde yaşadığımız için imkanlarımız daha zordu. Mesela karanlık oda, ki benim için çok büyük bir eksikliktir. Çok fazla bilgim yok. Çekip işte fotoğrafçıda bastırıyorduk. Yoktu. Onun için bir süre sonra da ara vermek zorunda kaldım. İşte 2008 yılında dijitaller çoğalmaya başladığı dönemde bir tane dijital makine aldım. O gün bugündü de hiç ara vermedim yani. Uzun bir zaman oldu fotoğrafın içine gireli. Evet. Güzel bir uğraş ama çok keyif veriyor. Hani hepimiz fotoğraf çekerken keyif alıyoruz da, hani her zaman derim ya, bilerek bir işi yapmak bence çok farklı bir duygu. Farklı. Benim her zaman söylediğim bir şey de var. Mesela derler ki işte geziye gidiyoruz, fotoğraf da çekelim. Bence tam tersine. Yani fotoğraf çekmeye giderken gezeyim. Ya ne güzel. Güzel. Değil mi? Şey vardır. Farklı gözle bakmak dedikleri bir şey vardır. Hani çevremizde çok şey vardır. İşte çok onu şey vardır. Onu görmek. Ayırmak, ayıklamak çok önemlidir. Her programda da söylerim ya, bugün yine söyleyeceğim. Fotoğrafçılarla, fotoğraf sanatçılarıyla bir mekanda oturmak, yolda yürümek kadar zor bir şey yoktur. Çok başıma geldi bu olay. Kendi başıma yürüyerek konuşa konuşa gidiyorum. Bir bakıyorum arka tarafta şöyle ya da şöyle ya da şöyle. Çok olmuş. Bir keresinde bir arkadaşımla bir yere gittik kahve içmek için. Kafası yukarıda. Dedim şey mi oldu orada? Görmedin mi dedi. Neyi dedim. İşte dedi şu demirin üzerinden sarkan, ne bileyim ben, ip parçası vardır da ne bileyim. Onu nereden gördün dedim. Ben arıyorum dedi onları hep. İşte her zaman bir arayış içinde fotoğrafçılar. Evet, evet, çok yani, hoşuma gitmiş. Makinesi yanında olmasa bile evet, gittiği yerlerde mutlaka yani fotoğrafik öğeleri arar. Ve bulursunuz da siz. Buluruz. Eğer makine varsa çekeriz, yoksa daha sonra tekrar oraya gireriz. Bazen mesela öyle bir şey olur ki aynı şeyi bulamazsınız. Evet, evet. Bazen mesela çok üzüldüğüm o şeyler de olur. Bazen çekmek istediğim, yanında makine yoktu. Arabada gezer mi sevgili Mustafa fotoğraf makinesi seninle beraber hep? Genelde gezer. Genelde. Yani işte olmadığım zamanların dışında mutlaka makinem yanımda. Evet, yavaş yavaş sana doğru geldik sevgili Mustafa. Ben çok mutlu oldum. Hani dediğim gibi bizler haberi aldığımız zaman işte altın madalya aldı Mustafa Evirgen Çin'de falan diye bir haber duyduk. Altında da yazıyor işte çok değerli jüri üyelerinin katıldığı diyerek. Oysa ki jüri üyelerinden bir tanesi sevgili Mustafa kardeşimdi. Yani işte Çin'e gitmemdeki esas sebep jüri üyeliğinde. Ödülü de gönderileceğine, gideceği için dediler ki hani burada özel bir törenle de veririz evet size. Çok da iyi olmuş bence. Çok iyi oldu bence. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Daha nicelerini konuşalım sevgili Mustafa, başarılarınızın. Son olarak söylemek istediklerin. Önce çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kırmadığın için. Ne demek, çok mutlu oldum kırmadın. Fotoğrafçı arkadaşlara da söyleyeyim. Yani ne zaman bir yardım isterlerse bana ulaşabilirler. Ne güzel. Çekinmeden. Evet.
elimden geldiğini yapmaya çalışırım. Güzel, güzel, ne güzel. Bunları duymak sizlerden benim çok hoşuma gidiyor. Yani paylaştıkça çoğalırız dedikleri şey var ya. Evet. Bu çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha nice güzellikleri konuşalım, başarıları konuşalım. Artık şeyde bekliyoruz. Ya kitap haberini, ya sergi haberini. İnşallah. Yani biz dediğim gibi yeni sonuna geldik. Sonuçta yine şeye girdik işte. Buradan biz de söyleyelim. Her şey tamam, hazır artık. Yani sponsor katkı koymak isterseniz ulaşabilirsiniz onlara. O değerli kitabı bizler için hazırladılar. Çünkü ardından belki hem kitabın hem serginin açılışını yaparız hep beraber. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Daha nicelerini konuşalım. İnşallah. Evet, bu bölümün sonundayız ama istekleriniz var. O güzel fotoğrafları tekrar karşınıza getiriyoruz. Ardından reklam kuşağımız, sonra ben yine burada olacağım.